Ayşe Gildiğin için ilk senaryo kutlaması. Oley! Sen de patlatsana ya, partiyi veren sensin. Dur üfleyeyim. Saçmalama Ayşegül. Bu saatte parti mi olur ya? Ya hiç mi üzgün değilsin geç kaldığın için? Yo, bilerek geç geldim. Bilerek mi geç geldin? Benim seni beklerken nasıl hissettiğimi anlamanı istedim. Can. Hı? Sana bugün büyük gün demiştim, hatırlıyor musun? Sana bir şey söylemeliyim. Ne söyleyeceksin? Bulmuşsun yüzüğü. Ne güzel. Neredeymiş? Niye ki? Yüzüğü sana geri veriyorum. Çünkü boşanmak istiyorum. Ne? Boşanalım artık. Ayşegül sen ne diyorsun ya? Yani ne oldu ki şimdi birdenbire? Bir şey mi oldu? Benim bilmediğim bir şey mi yaşadın? Ne oldu? Ne oluyor Ayşegül? Konuşsana. Bu senaryo işinden alacağım para var. Sonra reklam işi var. Yayınlanmasa bile paranın yarısını alacağımı söylüyorlar. Böylece borcun hepsini kapatamasam bile azaltabilirim. Sonra senaryo filme çekilince de kârdan %100 alırsın dedi Murat. Böylelikle borcun hepsini kapatabilirim. Yani hemen boşanabiliriz. Boşanma davası açarsan eğer evi geri alamazsın. Can. Sen aşık olduğun kadının... yani Elif'in... 3 yıl beklemesini istiyor musun? Her şey yolundayken dostça boşanalım. Hayır. Hayır istemiyorum ben. Ben boşanmak falan istemiyorum. Neden? Anlaşmamız var bizim. Biz bir anlaşma yaptık. Söz verdik birbirimize. Her şeyi bir kenara bırak. Ailem ne olacak Ayşegül? Annem, babam, dedem. Dedemin hisleri ne olacak? Sen nasıl kalkacaksın bunun vicdan azabının altından? Herkes Elif'i seviyor. Deden de zamanla alışır. Bu yüzden diyorum hemen boşanalım diye zaten. Olur mu? Sorun eğer temizlik yapmayı sevmemense yapma. Birini tutarız o yapar. Yani yemek yapmayı sevmemense dışarıdan söyleriz. Öyle yaparız, ne yapalım? Hayır, sebep o değil. Can, ben artık seninle yaşayamam.
Elif söyledi değil mi sana bunları? Tabii. Elif baskı yapıyor sana boşan diye. Murat. Murat istiyor değil mi? Ha? Murat söylettiriyor sana bunları. Murat istiyor boşanmamızı. Boşanmamız için baskı yapıyor değil mi Murat? Murat hayır baskı... kimse söylemiyor. Kimse istemiyor. Ben istiyorum. Neyse ne. Ben sana her şey için izin verdim. İstediğinle görüşebilirsin. İstediğin yere gidebilirsin. İstediğinle istediğin yerde yemek yiyebilirsin. Ne yaparsan yap. Umurumda bile değil Ayşegül. Ama şunu bil. Ben boşanmamıza izin vermeyeceğim. Can! Ne var? Ben... ben seni seviyorum. Ne dedin sen? Ben seni gerçekten çok seviyorum. Hala şaka yapabildiğine inanamıyorum Ayşegül. Bu çok zalimce. Hala şaka yaptığımı nasıl düşünebiliyorsun? Halimi nasıl görmüyorsun? Gözünün önünde nasıl acı çektiğimin farkında değil misin? Çok canım acıyor. Ve ben bu acıyla artık bunu sürdüremem. Lütfen bitsin. Benden boşan ve Elif'e git. Gidemezsin. Ama bitsin. Biliyorsun. Döneceksen neden? Gidiyorsun. Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Alo. Handan Hanım, ne yaptınız? Sizden ses çıkmayınca bir arayayım dedim.
Sözleşme konusunu görüşebildiniz mi Can'la? İmza atıldı mı? Henüz değil. Benim bugün hiç fırsatım olmadı. Ama yarın muhakkak görüşeceğim Can'la. Da işte Murat... Murat Bey... bu sözleşmenin şartları çok ağır. Ya ben nasıl ikna edeceğim bilmiyorum canım. Her zaman kabul etmeme şansınız var Handan Hanım. Biliyorsunuz. Ay canım, olur mu öyle şey? Ben illaki ikna ederim onu. Hallolur bir şekilde. Ben yarın sizi gelişmelerden haberdar edeceğim. Peki, beklerim. Zaten bir şeyi de doğru düzgün beceremesen. Ayşegül. İyi misin sen? Neden yemiyorsun? İyiyim. Halsizim biraz. Hasta olacağım galiba. Hemen bir vitamin aldıralım. Ya da durum ciddiyse hemen bir doktora götüreyim seni. Ha? Nasıl hissediyorsun kendini? Dur bir dakika. Pardon, bakar mısın? Taze sıkılmış portakal suyunuz var mı? Hemen getirir misiniz? Yok. İyiyim. Üşüttüm biraz. Yani doktorluk bir şey yok. Olursa? Olursa söylerim. Merak etme. Çıkmaz. Hadi hemen bitir şunu. Yemiyorum galiba. Murat. Murat, aslında benim bir tane grip çayım var. Ondan içmiyorum bir süredir. O yüzden böyle kim hapşırsa hemen nem kapıyorum. Ya böyle buradan çıkışta şimdi aktara gideceğim. Ondan yaptıracağım. Böyle bir sürü bitki çayının karışımı. Bir içiyorsun zımba gibi oluyorsun. Yarına düzelirim. Hatta sana da bir paket yaptıracağım. Sen de böyle aralarda iç, çok iyi geliyor. Ay tamam. Ayşegül, bir şey soracağım sana. Tabii. Dün yemeğe giderken bugün büyük gün dedin ya. Evet. Neydi o? Can'a ondan boşanmak istediğimi söyledim. Nasıl? Yani Can'dan boşanmak istediğimi söyledim. Can ne dedi peki? Anlayışla karşıladım. Kabul ettim. Artık Elif'le birlikte olursa daha mutlu olacağını fark ettim. Öyle işte.
Alo Cenk Bey. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gazetede yayınlamanız için size bir haberim var. Bomba bir haber. Yalnız isimsiz yayınlanmasını istiyorum. Yani eğer bu haberin benim tarafımdan size ulaştırıldığı anlaşılırsa ben çok zor durumda kalırım. Cantekin'in evliliği sahte. Evet. Anlaşmalı evlilik. Bunlar nasıl maddeler? Ben bunları Can'a nasıl imzalatacağım ya? Adam star, adamın egosu var. Of. Hayırdır ya? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Can'cığım hoş geldin, otur. Ha. Sen birinin adının sonuna cım koyduğunda bir şey isteyeceksin demektir. Hayırdır? Ne bu Can'cığım durumları? Sana bahsettiğim sinema filminin sözleşmesi geldi. Nasıl ya? Yapımcısı kim belli değil. Senaryo daha ortada yok. Sözleşme geldi öyle mi? Handan ben sana söyleyeyim, bu işin içinde bir şey var. Yani açıkçası teklif dalga geçilmeyecek kadar iyi Can. Rakamsal olarak yani. Evet. İyi, sorun yok o zaman. Sen çünkü genelde rakam dışında başka bir şeye bakmazsın. Yani öyle de bazı katı kuralları var işte, ben onları şey edemiyorum. Handan ne oluyor ya, eveleyip gebelemesene. Sen versene şunu bana. Ne? Handan mutlaka sen benden önce fark etmişsindir. Ama bu sözleşme beni tam 2 sene bağlıyor. Bu ne biçim sözleşme? Ve film çekilene kadar da başka bir yerde oynayamayacaksın. Kim bunlar Handan? Bu zamanda böyle sözleşme mi olur? Filmin ne zaman çekileceği bile yazmıyor burada. Ben bu adamlara 2 sene bağlı mı kalacağım? Olmaz öyle şey. Can ya biliyorsun, bu maddelerin hepsi aslında sadece prosedür. Yani adamlar sana değer veriyorlar. Sana yatırım yapıyorlar. Tabii ki başka yerde olmanı istemeyecekler. Bu çok normal. Bilmiyorum Handan ya. Benim içime sinmiyor. Ama imzalamak zorundayız. Yoksa bu şirketi kapatmam gerekebilir. Olmuyor, yapamıyorum, döndüremiyorum. Çark dönmüyor. Başka teklif yok, reklam anlaşması yok, arayan yok, soran yok. Handan Allah aşkına duygu sömürüsü yapma ya. Duygu sömürüsü mü? Sana bunca yıl o teklifleri getiren, seni star yapan, o işleri getiren kimdi? Kimse adını bile bilmezken seni başrol yapan kimdi? Bazı şeyleri kestirip atmadan önce iyi düşün bence. İstesen de istemesen de bu sözleşmeyi imzalamak zorundayız. İkimiz de. Çünkü kariyerin artık tehlikede. Bunun sen de farkındasın artık. İkimiz için de tek çıkış yolu bu sözleşme. İstesen de istemesen de. Murat çok teşekkür ederim kahvaltı için. Rica ederim. Hadi gel bırakayım seni. Yok ben yürüyeyim ya, hava alayım, hem aktara da uğrayacağım. Yorulma ama. Yok artık Murat. Prenses miyim ben, şuradan şuraya yürüyünce yorulayım. İyi sen bilirsin. Haber ver bana. Tamam. Hadi görüşürüz. Efendim Handan Hanım.
Sözleşme tamam Murat Bey. Can imzaladı. Peki tamam. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler. Bana bak, tamam değil mi? Yani bunu içtikten 9 ay sonra çocuk kucağımızda inşallah. Ablacığım evet dedim ya, biz de torunlar büyüdük bu çay sayesinde. Ay inşallah, inşallah hadi bakalım. Ah ah, benim geline kalsa çocuk mucuk yapacağı yok vallahi billahi. Soğuk mübarek. Merhaba. Merhabalar. Ben bitki çayı alacaktım soğuk algını için. Hani siz yapıyorsunuz ya. Tabii efendim. Evladım bak benim acelem var. Ateşte yemeğim var. Tamam ablacığım şimdi hazırlıyorum vereceğim sizinkini de. Çok yaşayın. Ay salgın var ya. Bunları da alıyorum. Ne kadar benim hesabım? Hemen söylüyorum. Aa, ben sizin çayları karıştırmışım ya. Senin çayı kıza verdim. Nasıl yani? Ay inşallah evlidir. Musa, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ya ben seni niye rahatsız ettim? Şimdi bizim muhabirlerden biri bir haber getirdi de. Bu Cantekin'in evliliği sahte diye. Ben sana bir sorayım dedim. Cantekin'e yakınsın sen. Var mı senin böyle bir bilgin? Hayır, yok öyle bir bilgim. Ayrıca öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bana sorarsan bu haberi servis etme. İnsanların da boş yere huzurunu bozmayın. Tamam, söylediklerine dikkate alacağım mutlaka. Merak etme. Tamam. Kolay gelsin. İyi günler Murat. Ayşegül. Ayşegül. Alo Mustafa Bey merhaba. Bir daire bulun bana olur mu? Hayır. Tek başıma taşınacağım. Çok büyük olmasın. Şehir merkezinde olsun. Mobilya alışık bir daire olsun. Hı-hı. Tamam. En kısa zamanda arayın beni olur mu? Teşekkürler. Tanıyordum. Gördüğün gibi buradayım. Yani
Eğer çok rahatsız olduysan gideyim ben. Ay yok canım, ne alakası var, öyle bir şey mi dedim ben şimdi? Ne bu? Bitki çayı. Biraz kırıklık var üstümde de. Bana da yap. Ben de istiyorum. Afiyet olsun. Nasıl tadı? Şimdi olayı ne bunun? Yani ne işe yarıyor? Acayip bir enerji veriyor. Böyle insanın üstündeki rehaveti alıyor. Acayip bir şey ya. Ben hep içiyorum. Hadi ya. Bugün programın yok mu senin? Yok. Yeni ev arayışına girdim. İyi. İyi. Yani ne kadar erken o kadar iyi. Tabii. En doğru kararı vermişsin. Değil mi? Bakıyorsun be. Ay ne bakacağım be? Allah Allah, bir şey bakmıyorum. Ne bakıyorsun sen ya? Sıcak bastı. Ben bir çay daha yapacağım, istiyor musun? İstemez. İyi. İyi. Sapıtma.
Ayşegül! Sen bize ne içirdin? Şimdi gir internete bak, tamam mı? Süzen kökü. Beyan kökü. Cinsek. Bir de... Kızım sen ne yaptın? Ne? Ayşegül, sana bunları kim verdi? Sen ben yanında yokken nerelerde geziyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ay nerelerde gezeceğim ya? Aktar'a gittim işte soğuk algınlığı için. Ben hep alıyorum bunu, iyi geliyor. Niye ki? Al kendin bak. Bu ne be? Kızım, bunları yeni evli çiftlere balayında falan veriyorlarmış. Eyvah! Ya eyvah! Gitmiş grip çayı diye neyi almış ya? Ay, ben de diyorum, niye böyle sıcak falan basıyor? Ya, al benden de o kadar. Ney? Bence artık herkes odasına dönsün. Ya, en iyisi. Biz yarına kadar çıkmayalım odadan. Belki o zamana kadar da geçer. Bence dağılalım biz. Dağılalım. Falan kalkarsın. Şekilde söylerim. Gelir, açar kapıyı. He, böylesi daha iyi tabii. Thank you.
Sokakları bahçeye fırlatmıştım. Ne ya sokak? Efendim Can. Ayşegül, çabuk çık bahçeye, benim odanın anahtarını al gel. Kapımı aç benim, hadi. Ne? Anahtarın ne işi var bahçede? Ya yanlışlıkla düştü işte. Niye hesap soruyorsun ki? Dediğimi yap sen. Git al gel anahtarımı. Hayır efendim, alamam. Çünkü benim anahtarım da yanlışlıkla bahçeye düşüverdi. Ya sen manyak mısın acaba? Sen niye atıyorsun ki anahtarını bahçeye? Aynı evin içinde kapalı kaldık deme bana. Kaldık ya, of. Bir şey diyeceğim. Sen sürgülü kapıyı açsana. Açamam. Niye? Mekanizmayı kırdım. Ne? Kızım gülmesene. Ay düşeceğim aşağı. Ya kızım gülmesene, Allah Allah. Ben Efe'yi arıyorum o zaman. Gelsin çilingir milingir falan birini çağırsın, kurtarsınlar bizi. Ya hayır ya hayır, Efe'yi arama şimdi, onun çenesinden kurtulamayız. Hem ben lavale olmuyorum onlarla artık. Peki Einstein, başka fikrin var mı acaba? Nasıl kurtulacağız bu evden biz? Dur, düşünüyorum. Buldum. Sen tuvalet camından çık. Ama dikkat et, sıkışma. Sonra bahçeye çık. Oradan anahtarı al, gel beni kurtar. Olmaz mı? Yok ya, süper zekaya bak sen. Hayret bir şey ya. Tamam, diyelim ki atladım. Peki ben eve nasıl gireceğim Ayşegül Hanım, söyler misin? Mutfak penceresinden. Kapa Ayşegül, kapa. Tamam hadi görüşürüz, ben arıyorum Efe'yi. Ya hayır, 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 hayır ya Can, ne olur dur ya. Bak ben sonra gerekirse senin sırtını çiğnerim tekrar, tamam mı? Ama lütfen ya, kendi evimizde mahsur mu kalacağız? Can! Cem! Can! 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 Aa, Can! Elif! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim ben. Bir saniye. Ne oldu? Bir saniye, bir saniye. Can! Can, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nerede? Bak, şuralarda parlıyor. Boş ver ya, sonra anlatırım ben sana. Hadi içeri geçelim. Ay yok yok, hayır. Ben seni almaya geldim. Almaya mı geldin? Evet. Emlakçım bütün İstanbul'a söylemiş, sana ev arıyor. Ay ben bu herifin ya. Hayret bir şey. Bir megafon alıp İstanbul'a anons geçmediği kalmış. Hadi birkaç parça eşyanı al da gel gidelim. Yani ev bulana kadar benim evimde kalırsın diye söylüyorum. Bende kalmış. Ya Elif, şimdi sana gelmem, yani yerleşmem ikimiz için de şu an doğru olmaz bence. Sonuçta ben evliyim biliyorsun. İnsanlar çok tepki gösterir, abuk subuk konuşurlar. Dedikodu falan yaparlar senin hakkında. Ben de çıldırırım o zaman. Sen dur şimdi burada. Ben üstüm başımı değişeyim. Bir yere gider bir şeyler içeriz, olmaz mı? İyi tamam. Ben arabada bekliyorum.
Centilmen kurtarıcınıza bir teşekkür yok mu Ayşegül Hanım? Bir de bıraksaydın beni burada kendin Elif'le giderken, bir de beni burada kitli bıraksaydın. Bir o eksikti. Ayşegül, ben Elif'e... Hadi Can, hadi nereye gidiyorsan git, tamam. Ya sen ne konuşuyorsun ki anlamadan dinlemeden? Dinledim, duydum her şeyi. Seni almaya gelmiş işte. Bana hiç mi güvenmiyorsun? Hayır. Ne yapıp ne yapmayacağımdan bu kadar eminsin yani, öyle mi? Evet. Nereye? Sana. Ama az önce... Yani sana derken dışarıda oturacağımıza sen de oturalım. Şimdi gazeteciler falan çeker, uğraşamam hiç. Tamam, olur. Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü ismin evliliği sahte mi? Ünlü isim anlaşmalı evlilik mi yaptı? Yakın zamanda apar topar evlenen... Allah Allah, kimden bahsediyor bunlar be? Yok daha neler. Hadi be oğlum öyle şey. Dedikoducu musibetlet. Babacığım, gazeteyi alabilir miyim? Kahvemi içerken bir göz gezdireyim. Ne gazetesi? Gazete maste yok. Babacığım, şu anda gazetenin üstünde oturuyorsunuz, ben görüyorum. Neden saçmalıyorsun be ya? İşin gücün yok mu senin kızım, hadi git. Allah Allah, hayırdır inşallah. Babacığım, şimdi gazetenin üstüne oturdunuz gözümün önünde. Sana öyle geldi herhalde. Lan bu adam yaşlandıkça iyice çocuklaşıyor. Babacığım, kalkar mısınız? Gazeteyi görüyorum çünkü ben. Hayır efendim, kalkamam. Sebep? Öyle işte. Baba, siz ilaçlarınızı aldınız mı? Ne yapıyorsunuz ya? Versenize şu gazeteyi. Aman. Ha şöyle. Allah Allah. Niye bu kadar inatlaşıyorsunuz anlamıyorum. Ağız tadıyla bir gazete bile okuyamıyoruz. Kimi kastediyorlar, Can'ı mı? Handan'a müsait misiniz? Gel, söyle. Bu emlakçı Mustafa Bey var ya, Can'a baktığım ev için bütçem nedir diye soruyor. Ona göre birkaç alternatif varmış elinde. Nasıl ya? Can'a ev mi bakıyormuş? Evet. Şu Efe'yi çağır bana hemen. Mustafa Bey'e ne diyeyim? Elinin körünü de. Efe'yi çağır bana diyorum. Mustafa diyorsun hala ya. Çağır hadi. Buyurun Handan Hanım. Gel buraya, gel sen gel. Kapıyı da kapat. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Kimden bahsediyor burada? Can'dan mı bahsediyor? Ben nereden bileyim Handan Hanım? Sen biliyorsun değil mi? En başından beri biliyorsun. O yüzden seni buraya işe aldı. Hı? Konuşma sağda solda diye. Seni gözünün önünde tutmak için benim başıma sardı burada değil mi? Cevap ver bana, cevap. Tamam peki. Muhasebeye gidiyorsun, hesabını kapatıyorlar. Bu şirketle olan bütün ilişkilerim bitti. Aman Handan Hanım, yapmayın. O zaman bana cevap vereceksin. Burada bahsedilen sahte evlilik Can'ın kimi? Bak, senin konuşman önemli değil. Önemli olan benim her şeyi bilmem. Ben Can'la ilgili bütün detaylara hakim olmak zorundayım. Anladın mı? Can'ın evliliği mi bu?
Can gelsene içeri. Ya misafir gibi durmasana, gel. Bak hala duruyor. Gel hadi. Sana ne içersin? Çay yapayım mı? Kahven varsa ben yapayım. Ay yok yok. Olur mu öyle şey canım? Ben yaparım. Sen geç otur. Babacım versenize şunu. Vermiyorum versenize. İşte. Çocukların huzurunu kaçıracaksın. Ne huzur ayol? Huzur mu kalmış? Görmediniz mi haberi? Ne malum onlar oldu? Alt tarafı dedikodu. Hem isim bile yazmamışlar. Tamam işte oğlumu arayıp soracağım ya. Hayır isim vermiyorum. Aa! Baba ne yaptınız siz? Aa! Pek de iyi yaptım. Pek de güzel yaptım. Ne öyle bütün gün tweet tweet tweet. Emin işlerine ilgilenirsin bari. Ya siz ne biçim ya? Ama yetti ya. Ne demek telefonumu suya atmak? Ya ne olmuş alt tarafı bir telefon? Ya hala ne diyor? Anlamam Ediha. Yani neredeyse telefonun arkasından yaz tutacaksın. Ya bizim onun kadar değerimiz yokmuş ha. Bana bak. Tahsin'e bir şeyler söyleyip ortalığı belveleye verme, tamam mı? Ya kocamla ne konuşacağımı size soracak değilim herhalde. Yeter ya. Daha neler? Bıktım vallahi bıktım. Ay. Naciye! Naciye çabuk bir dalgıç çağıralım Naciye! Yalanmış da, sahteymiş de, uydurukmuş da. Dur sen, ben şu işimi test edeyim bakayım. Ne olur ne olmaz. Nasıl kahven? Sevdiğin gibi mi? Eline sağlık. Bu üstündeki rahat değilse istersen sana aldığım şeylerden giy. Yo iyiyim şimdilik. Belki sonra sağ ol. Can sana bir şey soracağım. Sor. Sen biraz gergin misin? Kim ben mi? Yok canım. Ya benim kafa biraz işlere takıldı da. Belki o yüzden öyle hissetmişsindir. Doğrudur. Olabilir. Bugün bizim evde çalışan kadın yok. İzinle. Ben yemek yapacağım sana. Ne yapayım ne istersin? Elinden ne olsa yerim biliyorsun. Ben bir gideyim bakayım o zaman mutfağa ne var ne yok. Ha yalnız Ayşe... Efendim bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Ayşegül nereden çıktı ya? Bu bizim evlilik mi ya? Yok canım, değildir. Efendim Handan Hanım. Ayşegül'cüm evde misin? Seninle konuşmak istiyorum. Evdeyim ama çalışıyorum Handan Hanım. Müsait değilim. Kapıdayım Ayşegül'cüm. Geldim. Anladım. Açıyorum. Evaki'ye bak ya. Kapıdayım diyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül'cüm. Ne içersiniz, ne vereyim size? Otur Ayşegül.
Otur. Lafı hiç uzatmayacağım. Can'la olan evliliğinizin sahte olduğunu biliyorum. Açıkçası beni hiç ilgilendirmiyor, anlaşmalı ya da değil. Neyse ne. Ama şunu bilmende fayda var. Can'ın kariyeri düşüşte. Artık hiç iş teklifi almıyoruz. Reklam desen zaten yok. Film zaten tutmadı. Anlayacağın, evliliğiniz Can'a hiç yaramadı. Şimdi bu anlaşmalı evlilik skandalı da patlarsa... artık Can bunun üstesinden gelemeyebilir. Peki benden ne istiyorsunuz Andan Hanım? Zaten gazetelere isimsiz haberler düşmüş vaziyette, saçma sapan. Bir de bu evden gerçekten taşınırsa işin tuzu biberi olur artık. Gerçekten yalanlayamam bu saatten sonrasını. O yüzden senden istediğim bu taşınma fikrini Can'ın aklından çıkarman. Bir de boşanmak istiyorsan lütfen bunu bir süre ertele. Yani Can'ın kariyeri bizim evliliğimize mi bağlı Andan Hanım? Yani bu durumda Can'a haksızlık olmuyor mu? Hani sonuçta Can benimle evlenmeden önce de çok ünlü bir... Çok güzel söyledin. Siz evlenmeden önce. Nerede bu adam? Baba? Baba? Odasında yok, dışarıda yok, burada da yok. Nereye gider bu adam? Delireceğim ya. Hah, telefonunu da burada bırakmış. Naciye! Naciye! Efendim Medya Hanım, buyurun. Bir şey soracağım. Babamı gördün mü? Yoo, ne oldu ki? Ya yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki adam. Hiçbir yerde yok. Ay, yoksa bir şey mi oldu? Ay, yaşlı başlı adam nereye gider, ne yapar? Naciye, panik olma. Sakin ol. Nerede şu kolonya? Ay, ay bir şey oldu, bir şey acaba. Tahsin'i arayalım. Tahsin'i arayalım. Ay, polis arayalım, ver elini. Hastaneleri arayalım. Ay baba, neredesin ya? Neredesin baba ya? Olmaz. Gel gel, yardım et. Makarna mı yapıyorsun? Öyle basit bir makarna değil. Kepekli, bademli pesto soslu makarna. Kepekli makarna da mı varmış? Evet. En iyi senin bilmen lazım bu işleri. Sen oyuncusun, formuna dikkat etmen lazım. Sakın bana öyle mantı, börek, pasta onlarla besleniyorum deme. Yok canım. Yani olur mu? Ben de sebze, balık, protein yani. Hiç karbonhidrat yemem ben, sevmem. Bademli pesto soslu makarna. Evet, benim özel tarifim. İyiymiş. E tabaklar nerede? Ben de onları çıkarayım. Şu dolapta.
bir şey yedi mi acaba? Ay ama sana ne? Zıkkımın kökünü yiyordur o şimdi Elif'le mum ışığında. Zıkkımları böyle birbirlerine yediriyorlardır elleriyle. Ah. Ay, anahtarını unutmuş yapşik. Dede. Merhaba kızım. Merhaba. Merhaba. Gelsenize. Dede. Hı? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Aman iyi diyelim iyi olsun be kızım. Ne oldu bu saatte? Evi terk ettim. Efendim? Yok artık. Artık bu yaştan sonra da o medyanın kapüslerine dayanamayacağım yani. Ay Allah. Ne yapacaksın şimdi? Burada kalacağım. Hadi ya. Ne o Ayşegül Hanım? Sizin eve gelirken de randevumu alacağız yoksa? Aa, olur mu öyle şey? Duymamış olayım dedeciğim. Burası sizin de eviniz. İyi o zaman. Can nerede? Güzel. Ne? Gelin şimdi birazdan. Aç mısınız? Ha, yok kızım bir şey yiyecek hal mi kaldı bende? Bir kahve yapayım. Ha, bak o olur işte. Tamam. Can da gelsin de bakalım. Hani geçebilecek misiniz imtihanı? Bakalım. Ben sizi bir test edeyim de görelim bakalım. Can ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ya özendim, sofra hazırladım. Daha sofraya oturmadan tırtıklamaya başladın. Hem o çatallar öyle mi fırlatılır? Ha. Ben böyle görünce işte ne yapayım? Alışmışım. Senin ne çok işimiz var. Sağlık kızım. Pek güzel olmuş. Afiyet olsun dedeciğim. Başka bir şey istiyor musun? Yok yavrum sağ ol. Dedeciğim. Hı? Siz Medyane ile niye kavga ettiniz? Ama boş ver be kızım. Şimdi anlatıp senin de canını sıkmayayım. Peki. Siz bilirsiniz. Nerede bu can? Şey... Bu saatlerde mi gelir? Şey... Yani... Ya onun bugün aşırı önemli bir işi vardı da... Bir kahve daha yapayım mı? Yok deve. Fal? Olur işte hadi bak bakalım. Medya'yı ne zaman boğuyorum. Nasıl Can? Beğendin mi? Harika. Ellerine sağlık. Birine yemek yapmayı, böyle karşılıklı oturup yemek yemeyi çok özlemişim. Çünkü insan tek başına yaşayınca canına yemek yemek istiyor, ne yemek yapmak istiyor. Elif sen yalnız değilsin ki. Ben varım. Buradayım. İyi ki varsın. Hoş geldin.
Ayşegül? Ha, alo Can, kusura bakma rahatsız etmek istemezdim ama deden bizde. Ne? Niye? Yani gecenin bu saatinde ne işi var dedemin orada? Kavga mı etmişler? Kimle? Annemle mi? Evet, kapıyı çarpmış çıkmış. Şimdi burada seni sorup duruyor. Alo, duyuyor musun? Bağıramıyorum. Ayşegül, şu telefonu ağzına götürür müsün? Anlamıyorum hiçbir şey. Ayşegül. Ya kızım, niye? Neyse, kapa kapa Ayşegül. Geliyorum ben, böyle olmayacak. Geliyor musun? Tamam, ben seni böyle şey etmek istemezdim. Ama deden de böyle şey olunca ben de şey yapamadım. Neyse. Gel madem. Olur. Hoşça kal. Nereye Can? Ya dedem gelmiş bize. Yani E'si eve gitmem lazım. Annemle dedem kavga etmişler. Gidip bakmam lazım, aklım kalır. Yemeğin ortasında mı gideceksin? Hemen bakıp döneceğim söz. Dönünce film izleriz. Sen mısırları patlatırsın. Ben mısır sevmem Can. Git. İyi. Can yolda dedeciğim, konuştum geliyor. Belli belli. Nereden belli? Yüzünde güller açmasından. Ya dede. Bir kadın kocası eve gelecek diye mutlu oluyorsa o evliliğin sahte olduğuna beni kimse inandıramaz. Ne münakaşası, ne oldu? Ne atışıp duruyorsun bu adamla, anlamıyorum ki. Hayatım, gazetede bir haber çıkmış. Ünlü bir star sahte evlilik mi yaptı diye. Ben de bu Can mı acaba dedim. Baban delirdi. Ne? Yok artık. Daha neler? Hah, baban da aynen böyle söyledi. Ondan sonra olanlar oldu. Telefonunu da bırakıp gitmiş. Ah İsmail dedi. Ah, akşam kahvesini kim yapar? Onu da nerelerde içer şimdi? Ha bir de ağıt yak istersen Naciye. Tövbe tövbe. Sen Can'la konuştun mu? Yok. Hastaneyi karakolu arıyorsun da oğlunu aramak aklına gelmiyor, öyle mi? Allah haklısın ha. Baba? Can. Ha. Anne, ne haber? Oğlum, deden kayıp ya. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Bizde. Dedem bizde. Sizde mi? Ah Allah'ım, çok şükür sana. Tamam oğlum, ben senden haber bekliyorum. Hadi öptüm. Ha, seninki geldi. Ay kocacığım. Ay. Kocacığım. Neredesin? Hayatım, çekimdeydim. Bitti işim. Geldim işte. Dedeciğim. Hoş geldin yavrum. İşe bu kadar kendini kaptırma be aslanım. Ya olsa da kaptırsak. Efendim? Çok çalışıyor. Çok çok. Ya çalışmaktan benim kafam karışmış. Dedeciğim sen boş ver beni ya. Sen ne yapıyorsun? Nedir? Neye kızdın gene? Kimle kavga ettin? Ya bana Allah aşkına, üstünde durmaya değmez. İyi madem. Ayşegül. Efendim? Yemek var mı hayatım ya? Benim karnım açtı biraz. Aa canım. Size çekimde. Yemek vermiyorlar mı ya? Yedim bir şeyler de pek kesmedi. Hmm. Bir peynirli makarna attır da yiyelim hadi. Ha? Dede. Hı? Biliyor musun? Ayşegül bir peynirli makarna yapıyor. Of, mis, nefis yapalım. Olur. Ben de yerim valla. Yahu çocuklar, sağ olun be. Moralimi düzelttiniz. Ben artık buradan hiçbir yere gitmem. Burada kalırım. Hahahaha.
yardım et bana. Ayşegül saçmalama, sana ya makarnanın neyine yardım edeceğim ben? Ha? Manevi destek. Ne? Manevi destek ol bana, hadi canım hadi. Ha, tabii canım. Dedeciğim ben yardım edeyim, senin istediğin bir şey var mı? Şu ajans aç ve daha belli de bakayım ben de. Tabii hemen. Sağ ol. Hadi gelemiyorum. Durumlar karışık. Ne olur kızma. Yarın görüşürüz. Ellerine sağlık güzel kızım. Pek güzel geldi bu. Ay ne yaptım ki dedeciğim? Dedeciğim valla Ayşegül gerçekten makarna konusunda bir numaradır. Can. Ha oğlum, insanın ağzının tadı olsun da gerekirse oturu taş ye. Doğru söylüyorsun. Benim yavaş yavaş vaktim gelmeye başladı. Nerede yatacağım ben? Odamızda yatın. Ben misafir odasında yatayım. Can da koltukta kısmet. İyi de ben niye misafir odasında yatmıyorum? Ben misafir değil miyim? O da doğru. 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 O zaman şey yapalım biz. Ne yapalım biz? Biz çıkalım misafir odasını hazırlayalım. Kocacığım. Siz orada yatın. Olur. Neyse hadi biz odayı hazırlayalım. Hadi kocacığım. Aman da aman, kocasız da bir şey yapamazmış. Ay, yerim evet. Ben sizi. Yapamaz. Hadi bakalım. Hadi. Ya yardım etsene. Ay.
Bunu ne yapayım? Evde dedin. Dolaba koysana. Hadi. Ayşegül ya. Ne? Olmadı. Ne olmadı? Burası çok kız odası. Ay neden acaba? Ben burada yaşıyorum diye olabilir mi? Hadi Can, hadi yardım et. E ne yapayım, neyi toplayayım? Ya çocuklar! Uykum geldi ya. Bir nefesim seveceksiniz alt tarafı. İki saattir ne yapıyorsunuz orada, anlamadım ki. Tamam, hadi. Tamam. Sen nerede yatacaksın? Odamda. Ben nerede yatacağım? Odamda. Can! Ne var kızım ya, Allah Allah. Başka kalacak yerde yok diye öyle söyledim. Hadi yürü. Tamamdır dedeciğim, odanız hazır. Ne nebresinmiş yani. Hadi bakalım, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dedeciğim. Tatlı rüyalar. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka haber verin, tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler canım, gitsenize. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Oh be. İyi geceler. İyi geceler dedeciğim. Allah rahatlık versin. Vallahi acayip uykum var. Hadi Allah rahatlık versin. Can, bağırmıyorum diye fırsattan istifade etme. Gel. Olmaz. Allah Allah. İyi. Sen bilirsin. Ya Can, kalk yerde yat ya. Hayatta olmaz. Belim sakat benim. Daha iyi işte. Sert yerde yatmak bele iyi gelir. Allah Allah ya. O kadar sağlıklıysa sen yat. Sabaha kadar böyle mi duracaksın sen? Evet. Evlilik sözleşmesinde ne diyor? Ne diyor? Fiziksel temas zinhar yasaktır diyor. Yani? Yanisi? Yayla gibi yatak. Ben bir ucunda yatacağım. Sen de bir ucunda. Böyle mi yatacağım peki? Benim giyinme odasından git bir tişört al. Sana gecelik gibi olur zaten. Thank you.
Can. Hı? Pardon. Seni özledim. Elif mi? Şimdi bu anlaşmalı evlilik skandalı da patlarsa artık Can bunun üstesinden gelemeyebilir. O yüzden senden istediğim bu taşınma fikrini Can'ın aklından çıkarman. Bir de boşanmak istiyorsan lütfen bunu bir süre erte. Can. Hı? Eğer aklın başına geldiyse şu boşanma işiyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Aklın başına geldiyse mi? Yani yeterince üzüldüysen, ders aldıysan şu boşanma işini iptal edebiliriz. Yeterince üzülüp ders aldıysan mı? Ayşegül yüzün döner misin? Sanki yüzünden ne hayır gördüysem. Sen şimdi boşanalım boşanalım diye bana ders vermek için mi söyledin aklın sıra? Beni sürekli azarlıyorsun, kunduz diyorsun, bekletiyorsun falan. Madem öyle işte böyle dedim ben de. Kızım dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Dalga geçmek değil de işte böyle şaka yollu ders vermek diyelim. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba? Ne? Sen yaparken iyiydi. Sen şaka yapıyorsun ama yok parmağım koptu, yok bıçaklandı falan aynı şey. Onların hiçbiri senin bu yaptığın kadar korkunç değildi ama. Ya kızım ben gerçekten boşanıyoruz zannettim. Seni gerçekten kaybediyorum sandım. Can dur. Konuşma Ayşegül. Ben bir şey... Kızım ben gerçekten boşanıyoruz zannettim. Gerçekten seni kaybediyorum sandım. Ayşegül dürtmesene ya. Dürtme, dürtme beni ya. Niye yerde yatıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Ha? Dün gece yaptıklarından sonra odaya bile gelmeyecektim de işte dedem yanlış anlamasın diye geldim. Ya Can tamam, o kadar tepki vereceğini bilemedim. Ne yapayım? Hadi barışalım. Hadi sana bir fıkra anlatayım. Ne fıkrası ya? Sabah sabah. Yatıyor. Ya Can. Can.
Can çok komik ama hadi. Ayşe gittirtme. Can. Ya. Ayşe git. Ya. Dürtme, dürtme. Ama çok komik ama ya. Anlatacağım. Anlatıyorum. Şimdi, kadının biri kocasını fırçalıyormuş. Kocasına demiş ki, ya demiş bizim yan komşuları örnek al. Kaç yıllık evliler hala balayında gibiler. Adam karısını kapıda öpüyormuş, işte arabada öpüyormuş, her yerde öpüyormuş. Demiş ki yazıklar olsun. Sen neden bunları yapamıyorsun demiş. Adam da karısına demiş ki. Yaparım yaparım ama kadını tanımıyorum ki demiş. Tanımıyorum ki demiş ya. Tanımıyorum ki demiş. Gülsene. Ya, tamam gülüyorum dürtme. Tanımıyorum ki demiş. Çekil, çek çay. Ya kızım git dedeme bak. Rahatsız ya. Tamam bakacağım. Günaydın dedeciğim. Günaydın yavrum. Erkencisiniz. Ben erken kalkmayı severim. Ayşegül var ya, dedem biz küçükken pazarları erken kalkıp bize bir kahvaltı hazırlardı. Of inanamazsın. Nerede o günler? Böyle sucuklu yumurta, bal kaymak. Of. Ay yapma be. Ya. O eskidendi be oğlum. Şimdi artık kimsenin öyle uzun uzun kahvaltı edecek vakti yok. Benim var. Yani hani bizde böyle şeyler olmadığı için malum ben tek kişi olunca en fazla tost. O zaman yapalım be kızım. Bizi tutan mı var ha? Allah'ım be dede. Sucuklu yumurta da yapsana. Yapmam mı? Hadi bakalım. Git yumurtalara. Ayşegül tava nerede? Gelsin. Bana bak gelir değil mi? Yahu gelmeyip ne yapacak? Ne bileyim. Öbür gelinini benden daha çok seviyor. Benim de böyle hep içimde bir şüphe işte. Ay neredeyse geldik sayılır. Tahsin bir çiçek alsa mıydık acaba? Kalbim darma duman, aklım feryat figan. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karman çorman. Kendimle kalmaya alışık, akan şu hayatla barışık. Yaşayıp giderken ne olduğunu şaşırdım. Dede olmadım hala. Oldu hadi bakalım. Geldi sucuklu yumurta. Yaraşın bakayım yaraşın. Çabuk 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 çabuk. Sıcak çok güzel. Aç bakayım kız ne görecek. Oh yiyelim bakalım. Elime sağlık be. Hadi be Ayşegül. Tamam üf. İyiymiş gibi kokuyor ya. Ben de eline sağlık ya. Bu ne güzel kahvaltı tabağı kız aferin. Ya elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorum böyle. Hiç hiç. Vallahi bak. Hiç. Kim bu ya? Dur dur ben açarım. Sucuğumu da atayım ağzıma. Günaydın. Günaydın. Buyurun, gelin içeri. Bize kahvaltı ediyorduk. Kaynananız seviyormuş. Yok, ben girmeyeceğim. Babamı almaya geldim. Tahsin'in de işi var zaten. Merhaba Tahsin baba. Anladım. İsmail dede kahvaltı ediyor. Buyurun gelin.
Beraber yiyelim. Yok, ben girmeyeceğim. Burada mı bekleyeceksiniz? Evet. Anladım. Tahsin, gelsene. E kimmiş? Annen. He? Ha, Allah Allah. Niye gelmiyor? Bilmem, bekleyecekmiş. Dedeni almaya gelmiş. Bak sen. Vallahi dedeciğim yalnız çok kötü gözüküyor. Herhalde gece de hiç uyumamış. Yani bayağı dertli, bayağı. Dertlersin. Ne yaptık ki sanki? Alt tarafı telefonun havuza attık ya. Ne yaptın, ne yaptın? Çok mu ağır olmuş? Yani dedeciğim. Öyle mi diyorsunuz be? O zaman kalkayım da gideyim bari. Ayıp olmasın gelin kızımıza. Madem kalkmış, buraya kadar gelmiş, değil mi? Yani sen nasıl istersen dedeciğim tabii. Kalkayım, kalkayım. Ben zaten göreceğimi gördüm. Yavrum. Nasılsınız babacığım? İyi. Sen? İşte. İyi görünüyorsun. İdare ediyoruz diyelim. Bak annemdeki triplere bak. Sus, çok fena güleceğim şimdi. Babacığım, arzu ederseniz gidelim. Yani akşamki ilacınızı içmediniz zaten. Bari sabahkinin saati şaşmasın. Madem ki ilaç saatim geldi, geleyim bari. Çocuklar, her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun canlarım. Ne demek dedeciğim, ne yaptık ki? Can. Heh, söyle anneciğim. Şu gazetedeki haber. Neyse, boş ver. Sonra konuşuruz. Yürü Mediha, yürü. Labali oldum yani. Efendim Elif. Alo. Ya neredesin? Ya gelirsin zannettim. Gelmeyeceğim dedim, biliyorum. Ama sürpriz yaparsın diye beklemiştim. Ben mesaj attım. Mesajıma da cevap vermedin. Elif, durumlar biraz değişti. Dedem bizdeydi. Bu taşınma işini biraz ertelememiz gerekecek. Nasıl yani? O evde kalmaya devam mı edeceksin? Bir süre için evet. Ben böyle ha geldi ha gelecek diye seni mi bekleyeceğim? Ben seni bir ömür bekledim Elif. Tamam, haklısın. Ben de bir an önce baş başa kalalım, beraber olalım istiyorum. Belki bu boşanma işlerini halledene kadar böylesi daha iyidir. Ama yarın görüşüyoruz herhalde, değil mi? Tabii tabii, görüşürüz yarın. Ararım ben seni. Hadi ben de öptüm, bay bay. Ben üstümü değiştirip çıkıyorum. Nereye? Murat'la buluşacağım. Kaçta gelirsin? İşim bitince. Ya iyi işte, kaçta biter işin? Bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Ayrıca burayı toplamayı unutma lütfen.
De bakalım. Nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. Yani son görüştüğümüzde biraz hasta gibiydim. Ha. O geçti ya. İyiyim. Sevindim. Ayşegül, bizim avukatla görüştüm. Biraz ani oldu değil mi? Daha bir şey içmeden. Pardon. Bakar mısınız? Ben bir sade Türk kahvesi alayım. Tabii efendim. Ben kahve içiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne diyordum? Heh. Bizim avukatla görüştüm. Şu boşanmayı en hızlı nasıl çözeriz diye. Murat. Biz vazgeçtik boşanmaktan. Ne? Yani bir süreliğine erteledik. İyi de neden? Sen kendin söylemedin. Candan boşanmak istiyorum demedim. Bir süre devam etmeliyim bu oyuna. Can mı istedi bunu senden? Hayır, o değil. O zaman sen evli kalmak istiyorsun. Yok, öyle değil. Yani bu Can'ın kariyeri için, anladın mı? Bir skandal daha çıkmasın diye. Can'ı korumaya çalışıyorsun yani. Aslında ben neyi neden yaptığımı bilmiyorum ki. Bak Ayşegül, eğer korktuğun Can'ın kariyeri ise bunun için endişelenmene gerek yok. Bence her şey çok güzel olacak. Can'ın işlerinde de bir sorun kalmayacak. Böylece senin de bunları düşünmene gerek kalmayacak. İnşallah. Murat, benim kalkmam gerek ya. Hemen mi? Kahve? İşte evde o kadar çok işim var ki inanamazsın. Seni görmek için gelmiştim zaten. Hoşça kal. Kaç bakalım Ayşegül, kaç. Alo Can. Görüşebilir miyiz? Evet, önemli. Neymiş o telefonda söyleyemeyeceğin şey? Hoş geldiniz efendim. Bir şey alır mıydınız? İstemez, sağ ol. Yalnız vaktim yok, çabuk söyle. Can, bu işe bir son ver. Hangi işe? Ha. Bir dakika, bir dakika. Sen hani benim karımı elimden alıyordun? Hani beni saf dışı bırakıyordun? Hani kendine çok güveniyordun? Ne oldu? Daha bir şey yapmaya başlamadım Can. Vay. Çok korktum. İstersem yaşamını allak bullak edebilirim. Sen bayağı bir havalanmışsın ya. Ama devam et. Eğleniyorum. Yakında hakkınızda başka haberler de çıkacak. Ondan önce ayrıl Ayşegül'den. Bu iş daha fazla büyümeden ayrıl. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bu yeni çıkan haberleri sen çıkarttın değil mi? Saçmalama Can. Yapmak istesem çoktan yapmıştım. Ayrıca bu haberin senin adınla çıkmasını da ben engelledim. (Gülüyor)
olaylar çıkmadan, bütün bu rezillikler yaşanmadan Ayşegül'den boşan. Onun bunlardan yıpranmasını istemiyorum. Onun incindiğini görmek istemiyorum. Ben Ayşegül'ü incitmeyeceğim. Ben onu koruyacağım Murat. Asıl Ayşegül seni koruyor Can, farkında değilsin. Ne? Ayşegül seni, senin geleceğini, senin işini düşündüğü için hala seninle birlikte. Seni etkileyeceğinden korkuyor. Sen gerçekten bunlara benim inanacağımı düşünüyor musun? Ayşegül benimle çok mutlu. Heh. Nereden mi biliyorum? Çünkü onu her gün ben görüyorum. Çünkü her gün onun gözlerinin içine ben bakıyorum. Çünkü onunla her gün ben birlikteyim. Peki sen? Haftada sadece bir iki gün, birkaç saat birlikte zaman geçirerek onu ne kadar tanıyabileceğini düşünüyorsun Murat? Ayşegül seni koruyor Can, farkında değilsin. Ne? Can, Ayşegül seni, senin geleceğini, senin işini düşündüğü için hala seninle birlikte. Hoş geldin patron. Omletin hazır. Kahveni de. Ayşegül bırak kahveyi falan. İki dakika dinle beni. Ne oldu? Evliliğimizle ilgili eğer başka bir haber çıkarsa, yani gerçek ortaya çıkarsa, sen sıkılma olur mu? Bütün sorumluluk benim üstümde. Ben hallederim. Sen üzülme. Üzme kendini. Ben hallederim. Can, nereden çıktın bu sabah sabah?
Bir sürü skandal yaşadım zaten. En fazla bir tane daha eklenmiş olur. Sorun olmaz benim için yani. Benim sorunum senin üzülecek olman. Anladın mı? İyi bir şey söyledin galiba. Hadi Kunduz, doldur kahvemi. Çok yakışmış size. Teşekkür ediyorum. Benim dışarıda halletmem gereken işler var. Kolay gelsin. Sağ ol, siz devam edin. Bakalım ne altlar karıştırıyorsun Yön Bey. İyice yol geçene ne oldu burası ya? Hani bu ev dağ başındaydı kardeşim? Üşenmiyor musunuz zırt pırt gelmeye? Merhaba. Merhaba. Ayşegül Hanım. Benim. Bana mı? Ayşegül hiç değil mi? Evet. Kimden gelmiş peki? Gönderen ismini vermemiş efendim. Teşekkürler. Bir dakika, diğerlerini de getireyim efendim. Diğerleri? Bilmem nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Sen yanımdasın, saçlarımda, tadımdasın. Sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı? Nereye koyacağım, yer kalmadı. Kim kime? Çok sağ olun. Anlat azıcık, korkmadan. Vazgeçme ben. Nereden çıktı bu kadar çiçek? Sen yollamadın mı? Kızım ben sana niye çiçek falan yollayayım ya? Şey... Ney, konuşsana, kim yolladı bunları? Sözleşmede yazıyor ya hani çiçek alınacak diye. Ayşegül, lafı eveleyip geveleme. Kim evli barklı bir kadına bu kadar çiçek yollar ya? Ay vallahi bilmiyorum Can, ismi de yazmıyor. Ayşegül, bu kadar çiçeği kim yollar biliyor musun? Kim? Kocası. Kocası? Ya! Of ya! Nasıl yedin ama? Teşekkürler. Daha çiçeği ilk defa bir arada görüyorum. Birazını avans için aldım ama. Bu ne demek ya? Yani ileride yaşayacağımız problemlere karşı bir önlem diyelim. Ya illa sorun çıkacak diyorsun. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Luna Park'a gidelim. Sonra yemeğe gidelim. Çatlayana kadar yemek yiyelim. Oradan tekneyle açılırız. Thank you.
dur gitme Elif. Elif bak açıklayabilirim. Bırak. Ağlama. Ne olur. Elif. Elif'le tanıştığımda 9 yaşındaydım. Sanırım yaz tatiliydi. Sonra uzun yıllar birlikte okuduk. Aynı okula gittik. Babamın benim oğlum doktor olacak baskılarından ne zaman bunu alsam... Soluğu hep onun yanında aldım. Bana o kadar iyi geliyordu ki... neye kızdığımı bile unutuyordum. Hatta bir keresinde her şeyi ayarladım evi terk etmek için. Küçüğüm ama param da var. Çantamı da hazırlamışım. Kararlıyım yani. Gidiyorum. Beni Elif durdurdu. Ne dedi? Gitme. Benimle kalma dedi. Hiçbir şey söylemedi. Cebimdeki parayla onu hamburgerciye götürdüm. Oradan da dondurmacı. Elif belki o gün hiçbir şey söylemedi ama... ben gideceğim dediğimde... hüngür hüngür ağladı. Ağlayan küçük bir kızı nasıl bırakıp gidebilirdim ki? O yüzden ona dondurma aldım. Ve bir söz verdim. Hayatım boyunca seninle ilgileneceğim. Yeter ki sen ağlama. Hayatımda ilk defa ona verdiğim sözü tutamıyorum Ayşegül. Senin yüzünden. Sen çok tuhaf bir kızsın Ayşegül. Tuhaf. Kunduz. Süpürge. Onların hepsi şakaydı.
sana takılmak içindi. Murat sana hissettiklerini söylediğinde ne bileyim işte. Üzüldüm. Kendimi kötü hissettim. Yani kötü hissettim işte. Senleyken o kadar neşeliyim ki. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki senleyken. Sanki başka bir adamım. Bir sürü şey söylüyorum. Gülüyorum. Mutluyum yani. Döneceksen neden gidiyorsun?